Edebiyat Söyleşileri'nde konuğumu Selçuk Karakılıç. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sizin son çıkan kitabınız Jübile başlığını taşıyor. Şimdi edebiyat söz konusu olunca edebiyat ve jübilenin yan yana gelmesi çok alışık olduğumuz bir şey değil. Jübile daha çok sporla akla gelen bir şey. Ama zaten siz soru işaretini zihinlerden kaldırmak üzere edebiyatın renkli dünyasına uzun bir seyahat alt başlığıyla yayınlamışsınız. Bir de bundan önce Sürgün İntihal ve İntihar Edebiyatımızın Siyasetle İmtihanı kitabınız var. Her iki kitapta edebiyatçıların renkli dünyası, biraz mutfak tarafı, biraz özel hayatlarıyla alakalı ve çok zevkli yazılar var. Çok benim okurken de çok bir kısmını ilk defa burada rastladığım bilgiler. Ya bu da böyle miymiş yani? Fuat Köprülü de böyle birisi miymiş? Siyasetle karşılaşınca falan dediğim bir takım portre yazıları çıktı. Bu alana ilginiz nasıl oluştu? Önce onu sorayım. Çünkü biz edebiyatla uğraşırken ya edebiyatın uzak tarihiyle uğraşıyoruz. Yakın tarihiyle uğraşsak bile çoğunlukla metinlerle uğraşıyoruz. Ama böyle bir alan var edebiyatçının metinler, hayat, sokak, diğer edebiyatçı arasında oluşan bir yaşam alanı var. Burası da çok bereketli ve zevkli bir aslında alan. Buraya çok bakmıyoruz yani çoğunlukla. Siz nasıl ilgi duydunuz bu alana? Benim yazarlık maceram Beşir Ayvazoğlu beyefendinin vasıtasıyla oldu. O bildiğiniz gibi Türk Edebiyatı Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı yıllarda 2011 yılıydı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir özel bir dosya hazırlamak istediğini söyledi. Benden de bir yazı rica etmişti. Ben o yazı ne olsun, yani Akif üzerine hemen hemen herkes hep aynı şeyleri söylüyorlar. Farklı ne olabilir diye düşünürken Mehmet Akif'in Türkiye'ye gelişinden sonra Türk basınında çıkan yazıları incelemek istedim. Ve orada inanılmaz farklı bir atmosfer olduğunu görmüştüm. Daha sonra bu yazıyı yazıp kendisine gönderdikten sonra Beşir Bey çok verimli ve üretken bir insan olduğu kadar da titiz bir kimse. Aynı zamanda keşfetmeyi bilen ve keşfettiği olay ve kişileri hakkında da üstünde duran bir kimse. Onun belki de büyüklüğü buradan kaynaklanıyor. Bana bu yazıları devam ettir ve her sayıda bir yazı istiyorum demişti. Bu bir nevi teşvik oldu bana. Ben de edebiyatımızın bu farklı alanlarına böylelikle kendiliğinden girmiş oldum. Özel bir gayretle, özel bir tercihle değil de. Bir de ondan öğrendiğim bir şey var. Bir konuyu araştırdıkça onun farklı yan dallarını da görüyorsunuz. Ve o araştırmalarınız daha sonra sizi başka bir kanala sevk ediyor. Ben Akif'in Türkiye'ye dönüşüyle ilgili o yazıyı yazarken Türk basında çıkan haberler, yorumlar, karikatürleri de gördüm. Ve onları gördükçe de not etmiştim. Sonra Akif'le çalışırken Peyami Safa karşıma çıktı. Peyami Safa ile ilgili bir şey yazarken karşıma Yahya Kemal çıktı. Ve bunların dönem dönem siyasetle olan ilişkilerini inceledim. O ilk yazılardan biri de Köprülü'nün siyaset macerası. Evet. Bu Akif'le alakalı yazı kitabı aldınız yazı mı? Yok. Bu daha sonraki dönemde karşıma. Sürgün İntihar kitabındaki yazı değil yani. Mısır'dan 1936 yılında Türkiye'ye döndüğünde Türk basınında inanılmaz tartışmalar cereyan etmiş. Kimileri sevindi, kimileri onu yerdi. O dönemdeki 7-8 yazı üzerinden Türk basında Akif nasıl görünmüştü diye yazmıştım. Onu o kitabı almadım. Ama daha sonra hani kapı kapıyı açtıkça Akif'in başka bir boyutu, siyasetle olan ilişkisi karşıma çıktı. Tabii burada yazdığım işin trajik hikayesiydi. Türkiye'ye dönmeden önce aslında bir
polis gözetimi ve takibatı altında olduğu hissediliyor ve görülüyor. Mısır'a gittikten sonraki dönemde bahsediyor. Mısır'a gittikten sonra. Çünkü Mehmet Akif Ersoy 1935 yılında Antakya'ya geliyor biliyorsunuz. O Mısır'dan dönerken uğradığı evet. şeyi diyorsunuz, seyahat ediyorsunuz. Yani evet. Beyrut, Kudüs, Antakya seyahati sizin evet. burada anlattığınız. Evet. Hatta orada filozof Rıza Tevfik'le Refik Halit Kara'yla görüşüyor. Beyrut'ta onlar. Beyrut'ta görüşüyor onlarla. Ama o görüşmelerin ayrıntılarını bilmiyoruz mesela. Ama şöyle bir şey yok mu? Bu zaten Refik Halit'tir, Rıza Tevfik'tir. 150'likler arasında. Dolayısıyla Akif'in onlarla görüşmesi zaten aslında bir tür risk almakta oluyor. Oluyor mu sizce? Yani Akif kompleksli bir adam değil. En azından. Bunları kültür adamı, yazar, evet. şair olarak. Bir de konuşuyor. Onlarla dostluğu olan da bir insan. Çünkü kendisi de bir nevi kadre uğramış hissediyor. Fakat Mısır'da Refik Halit Karay gibi, Rıza Tevfik gibi yüksek perdeden bir muhalefet yapma ihtiyacını duymuyor. Çünkü Akif İstiklal Harbi'nde ve Balkan Savaşları'ndan itibaren geçirdiği evrimi baktığınız zaman Akif hep kendisini bir yerde, bir merkezde konumlandırıyor. Yani bir muhalefet yapmak değil. Hiçbir zaman öyle bir düşüncesi olmadı. İstiklal Harbi'nde bildiğiniz gibi çok büyük bir reaksiyon gösterdi. Büyük bir mücadelenin içerisinden geçti. Sonra gördüğü manzara, bu sahneler bana uymuyor diyerek çekilmeyi denedi ve sıra çekildi. Yani birilerinin iddia ettiği gibi fes giymemek için Mısır'a kaçtığı iddia edilir. Veya başka gerekçelerle işte inkılapları beğenmediği için Mısır'a gittiğine dair rivayetler veya dedikodular üretilir. Biz elimizdeki bilgi ve belgeye göre konuşmak, bunları değerlendirmek durumundayız. Akif'in buna benzer herhangi bir değerlendirmesi yok. Hatta o polis raporlarında Antakya'ya geldiği, Antakya'da Türkiye'deki yapılan inkılaplara karşı aleyhinde konuştuğu, hilafetin tekrar getirilmesi gerektiğine dair bazı demeçler verdiği iddia edilir. Halbuki Akif böyle bir konuşma yapmamıştır. Ama Türkiye'deki özellikle de İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve ekibinin bir klik bir zümresi var. Akif'in Türkiye'ye gelmesini istemiyor bu zümre. Çünkü Pandora'nın kutusu bir açılırsa onlar zarar göreceği zehabına kapılıyorlar. Ve uydurma raporlar yazılıyor. Yani Akif Antakya'da Atatürk aleyhine konuştu. Evet. Hilafet lehine konuştu tarzında. Fakat bunların arasında namuslu başkonsoloslar da var. Namuslu insanlar da var. İstihbaratçılar var namuslu. Evet. Bunlardan bir tanesi hayır diyor, böyle bir konuşma olmadı. Böyle bir aleyhte konuşma yapmadı Akif. Ama geri kalan 7-8 büyükelçi, başkonsolos onun aleyhinde konuşuyor. Raporları yazıyorlar ve bunlar Ankara'ya gidiyor. Ankara'da dosyayı şişirince, çünkü Mithat Cemal muhtemelen Ankara'daki dostları vasıtasıyla Akif'in çok hasta olduğunu, Türkiye'ye gelmesi gerektiğine dair bir kulis faaliyeti yapıyor ve bunu Hakkı Tarık Uz vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Ankara'da Akif'in döneceği haberi gelince onu engellemek isteyen bir grup. Evet. Evet. Bu raporlar da o grubun özellikle yazdırdığı raporlar. Ve onların kanaatlerini besleyecek bir takım istihbari, sözde evet. istihbari raporlar. Siz bunları arşivden zaten bulmuşsunuz. Evet. Dipnotlardan doğru. fark ettim onu. Arşivde çalışmışsınız. Şimdi ben, yani biz Akif konusuna girince çıkamadık. Çünkü ilginç bir isim, önemli bir isim, ilginç bir konu. Ama bir soru daha sormak istiyorum bununla alakalı. Sonra Jübile'ye döneceğim ben. Akif'in Mısır'daki döneminde ailesi yanında mı? Bütün aile? Yok. Orayı ben tam şey yapamadım, yani zihnimde oturtamadım. Hanımı ve küçük oğlu Emin yanında. Yanında. İki kızı var biliyorsunuz. Onlar evli İstanbul'da. Diğer oğlu da İstanbul'da. Sadece eşiyle oğlu Emin
Dolayısıyla zaman aslında zaman. Aile de parçalanmış evet. oluyor. Ama mesela eşi zaman zaman Türkiye'ye giriş çıkış yapıyor. Yani burada bir bilgi yanlışlığı da var Ahmet Bey. Biz zannediyoruz ki Akif Mısır'dayken ona bir engelleme konuldu. Yani Türkiye'ye ailesi de giremiyor gibi bir bilgi yanlışlığı da var. Halbuki hem Emin hem eşi zaman zaman İstanbul'a gidip geri geliyorlar Mısır'a. Veya Mısır'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Mısır'a gidiyorlar. Akif de bildiğiniz gibi 1936 yılında Haziran'da döndü. Hastalığından sonra döndü. Vatanında da burada hayata gözlerini yummuş oldu. Evet. Şimdi kitapta sizin de yer verdiğiniz bir takım karikatürler var. Bir takım polemikler var. Hatta manşete taşınmış olan edebiyatçı haberleri var. Bu çok ilginç bir şey. Şunun için şimdi ana akım basın, ana akım medyanın işte önemli gazeteleri. Bunlar edebiyat dünyasıyla yakından ilgiliymiş gibi görünüyor Cumhuriyet'in ilk zamanlarında. Yani edebiyatçılar birer star gibi aynı zamanda. Evet. Polemiklere karışan, siyasete müdahil olan, hatta daha sonra konuşuruz onu, güzellik yarışmasının jürisini oluşturuyorlar. Yani Keriman Halis'in seçildiği jüri edebiyatçılardan oluşuyor evet. büyük oranda. Fakat zaman içinde edebiyatçının ana akım medyadaki görünürlüğü kayboldu. Yani mesela ana baş sayfadan işte diyelim ki ilk sayfalardan değil de kültür, sanat veya edebiyat sayfası varsa ki artık o da kalmadı gazetelerde. Evet. Oralara doğru yani şey nasıl diyeyim sevk edildi. Yani daha hafif bir kelime kullanmaya çalışıyorum. Oralara doğru gizlendi. Dolayısıyla edebiyatçının bu starlık özelliği kalmadı. Ne değişti sizce? Ben bunu mesela üzerine düşünüyorum zaman zaman karşıma çıktıkça bu karikatürler hep aklıma geliyor bu konu. Ne değişti yani o gün edebiyatçı niçin bu kadar önemli bir figür ve aktördü? Ve zaman içinde ne değişti de edebiyatçı gündemden, medyanın gündeminden, ana akımın, ana akım medyanın manşetlerinden indi, düştü. Edebiyatçıların kendi arasındaki polemikler artık kimseyi ilgilendirmiyor. Edebiyatçının karikatürünün yapılması kimseyi tahrik etmiyor ve güldürmüyor ya da üzmüyor. Ne değişti sizce bu arada? Aslında edebiyat ve siyaset ilişkisi dünya kurulduğundan beri var ola gelen doğal bir ilişkiydi. Bu Cumhuriyet inkılapları, daha doğrusu Cumhuriyet ilan edildikten sonra o dönemin en şöhretli isimleri devrin bütün inkılaplarının halka duyurulmasında, onun kabul edilmesinde önemli bir rol oynadı. Mesela Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece isimli romanı bir sipariş bir romandır. Dönemin yönetim eliti de edebiyat ve sanat dünyasını bu inkılapların kabul edilmesinde teşvik edici rol oynadı. Hatta zaman zaman onların içerisinden mesela Faruk Nafız Çamlıbel milletvekili yapıldı. Ama tabii çok sonraları mesela Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü büyük etkinliklerinde bildiğiniz gibi 10. yıl marşını Behçet Kemal Çağlar birlikte yazıyorlar. Çünkü topluma bu yüksek duyguları anlatacak isimler lazım. İnternet yok, televizyon yok. Sadece bir radyomuz var. Ve gazeteler de o dönemin interneti sayılır. Yani geniş kitlelere, özellikle şehirli aydınlara ulaşacak toplumun yeni yetişen nesillerine bu yenilikleri anlatacak, ikna edecek birileri lazım. O birileri de dönemin büyük aktörleri olan edebiyatçılar, sanatçılar, müzisyenler ama genel itibariyle de gazeteleri bir baştan bir başa yazan bu büyük yazıcı sınıfı bu işi ve bu büyük rolü üstlenmiş oldu. Mesela az önce sizin söylediğiniz Peyami Safa, bir bakıyorsunuz bir Cumhuriyet Gazetesi'nin kültür sayfasını baştan sona yazmış. Ertesi gün güzellik yarışmasının Cenap Şahabettin'de Abdülhak
Hamit'le birlikte jüri üyesi. Taksim Meydanı'nda Keriman Halis Ece'yi elinden tutup halka takdim ediyor. Öteki gün bakıyorsunuz en sert siyasi yazıları yazıyor. Bir başka gün Türk musikisiyle ilgili çok ciddi ve orijinal bir yazı yazıyor. Başka bir gün bir polemin içerisinde görüyorsunuz. Ve bu ilişki 1960'lı yıllara kadar devam etti. Çünkü siyaset çalkantılı bir dönem geçirdi. 60'tan sonra hem televizyonun hem radyonun toplumdaki etkisi ve tesiri arttıkça bizim edebiyatçılarımızın da artık yavaş yavaş gündemden düşmesi belirdi. 80'lere kadar da yine de bir inişli çıkışlı bir dönemleri vardı ama mesela tarihi romanlar, tefrikalar, işte magazin haberleri filan hatta mütareke yıllarından itibaren 1960 yılına kadar inanılmaz bir tempoyla sürüp geldi. Ama 60'dan sonra kitle iletişim araçlarının artması, gazetelerin kültür sayfalarını kısaltması, artık onlara bir yer ve mekan vermemesi haliyle kendi bloğunu ve kendi çevresini dışarıda aramaya başladılar. Edebiyat da herhalde biraz gözden düşüyor bu süreç içinde. Evet. Ve edebiyatçının o günlerde yaptığı, üstlendiği rolleri başka bazı iş kolları üstlenmeye başlıyor. Mesela reklamcılar. Evet. Yani edebiyatçının söyleyeceğinden, söyleyebileceğinden daha kısa, daha kestirme, daha çarpıcı şekilde söyleme imkanlarına kavuşuyorlar. Hatta zaten 80'lerden sonra birçok edebiyatçının biz reklam sektörüne de girdiğini görüyoruz. Böyle bir transfer de oluyor. Yani medyadan reklama doğru bir transfer de oluyor. Sözün bir tür aslında el değiştirmesi, etkisinin bile el değiştirmesi söz konusu denebilir. Şimdi jübile meselesine gelirsek nasıl başlamış ilk bu ilk jübileyi nerede görüyoruz ve niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar? Sizin bu kitapta anlattığınız birçok örnek var. Kitabı almadığınız hikaye var mı? Jübile hikayesi. Bazılarını almadım çünkü yeterli bir bilgiye sahip değildim. Ama bununla sınırlı değil yani. Sınırlı bir miktar değil. Daha jübile çok, var yani. Çok. Yani edebiyatımızın siyasetle imtihanını yazarken ilk karşıma çıkanlardan biri de Ali Siyah Uşaklıgil'in 1937 yılında yapılan jübilesiydi. İlk jübile bu. İlk jübile. Edebiyat dünyasında yapılan ilk jübile. Aslında Osmanlı devrinde bir tiyatro sanatçımız var. Mınakyan Pardinos isimli bir tiyatro sanatçısı hanıma yapılıyor bu jübile. 1910'lu yılların başında ilk yapılan ve Türkiye'de yeni yeni bu geleneğin başlatıldığı bir dönem. Tabii sadece tiyatro camiasında yapılıyor ama 1920'lerden sonra Ertuğrul Muhsin Bey'in o her konuda avantgard olduğu için öncülük yapıyor ve Behzat Butak hanıma 1933 yılında bir jübile tertip ediyor. Tabii Ertuğrul Muhsin Bey'in bu jübilesinden sonra Türkiye'de bir yeni bir hareketlenme. Acaba yapabilir miyiz, yapamaz mıyız derken birden sökün ediyor ve özellikle tiyatro camiasında herkese yani her 50 yılını dolduran büyük sanatçılara jübileler yapılıyor. Fakat bundan bizim edebiyat dünyasında nasibini Ali Ziya Uşaklıgil'de alıyor. Ali Ziya Bey'in jübilesi yapıldıktan sonra pek çok büyük sanatçının Fuat Köprülü'nün, Aşık Veysel'in, İbnül Emin'in, Yahya Kemal gibi büyük isimlerin jübileleri de peyderpey yapılmaya başlanıyor. Tabii burada ilginç olan Ali Ziya Uşaklıgil'in jübilesinin yapıldığı günlerde Ali Ziya Uşaklıgil hem hatıralarını yazıyor fakat bunları yayınlama imkanı yoktu. Çünkü dil inkılabı yapılmış, Ali Ziya'nın kullandığı kelimeler eskimiş ve bir eski yeni çatışması gün yüzüne çıkmıştı.
Fakat bu jübile yapıldıktan sonra aslında tamamen dil inkılabının yapıldıktan hemen sonra bu Ali Ziya Uşaklıgil'in eserleri ansızın piyasada yayınlanma ihtiyacını duydular. Daha önce yayınlanıyordu aslında. Yayınlanıyordu ama biraz geri plandaydı. Geri değil. Çünkü dil eskidiği için rağbet yoktu. Hatta bu Ali Ziya Uşaklıgil jübilesi yapıldıktan sonra Tan gazetesinde Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel ikilisi provokatif bir haber de yayınlıyor. Anket meselesi. Anket meselesi. Üniversite öğrencisi. Ondan evet. Biraz bahsedebilir misiniz? İlginç bir şey çünkü o. Çünkü bu... Yani bu erken dönem trollük aslında o. Tabii. Hani bugün trollük dediğimiz şeyin çok erken dönem. 1937'deki bir şey yani. Tabii. Sabiha Serteller bir nevi eskiye düşmanlığı ayyuka çıkartıyorlar. Çünkü onlara göre batılı bir yaşam ve yeni bir Türkiye imajı genellikle batılı değerler üzerinden kurmak istedikleri için Ali Ziyalar, Mehmet Emin Yurdakullar, Abdülhak Hamitler onlar için eskiyi ifade eden, eski kültür. Yani Osmanlı bu adamlar. Aslında batılı. Batılı. Fransızca altyapısı, Fransız romanını çok iyi bilen isim Halit Ziya. Abdülhak Hamit de bir monşer aslında. Yaşantısıyla, tarzıyla ama bu bile o yetmiyor. Rahatsız ediyor. Çünkü önemli olan dilleri bakımından. Onların nasıl giyindikleri ve nasıl yaşadıkları değil, ne söyledikleri ve ne nasıl bir eser bıraktıkları rahatsız ediyor. Çünkü o eserlerden Türk gençliği besleniyor. Ali Ziya Uşaklıgil'in, Abdülhak Hamit'in, Mehmet Ziya'nın eser yani bu eserleri okuyan Türk gençlerinin batılı bir hayatla kendilerini yeni bir den kurmaları mümkün değil. Dolayısıyla bu yıllarda Ali Ziya'yı kim okuyor? Üniversite gençler arasında okuyanlar var mı? Bu eski adamı diye bir sizin de dediğiniz gibi çok aykırı bir soru sorarak bir kargaşaya yol açıyorlar. Çünkü onların asıl maksadı Ali Ziya'ya yapılan bu jübileyi gölgelemek. Yani ona verilen taltifi, değeri ve saygıyı törpülemek istiyorlar. Fakat sözde anket yapıyorlar. Sözde anket yapıyorlar. Bazı öğrenciler, ben Ali Ziya'nın adını ilk defa duyuyorum. Böyle bir adam mı varmış? Mai ve siyah mı? Kara mı, mavi mi? Diye biraz da alaycı. Alaycı bir yaklaşım. Halbuki bu o öğrenci de uydurma. O sözlerde hikaye. Daha sonra iş Fuat Köprülü'ye kadar gidiyor. Biliyorsunuz Fuat Köprülü o yıllarda İstanbul Üniversitesi'nin Türkoloji Bölüm Başkanı. Tabii. O öğrencilerin hiçbirisi benim öğrencim değildir diyor. Yani bu mümkün değil. Ali Ziya gibi büyük bir yazarı bir üniversite öğrencisinin okumamış olması büyük bir cehalet. Ve böyle bir öğrenci varsa da o zaten üniversite okuyor denilemez diye şiddetle tenkit ediyor. Ve onun konuşmasından sonra zaten sayfa kapanmış oluyor. Bu mesela Ali Ziya Serteller daha sonraki jübilelerde de buna benzer çıkışlar yapıyor. Mesela 1942 yılında Hakkı Tarık Us'un yaptığı büyük jübile, 50 yıl isimli jübileye karşı orada taltif edilen isimlere inanılmaz bir reaksiyon gösterirler. Yani neden bu eski adamları övüyor ve onlara saygı gösteriyor. O 50 yıl jübilesinde Hüseyin Rahmi aklıma geliyor. Şimdi başka isimler de var. Zaten jübilenin aslında mantığı bu. Yani 50 yılını yazı hayatında geçirmiş olan kimseler bunlar. Dolayısıyla haliyle biraz eskilerden olması normal. Yani Sertellere bir cevap olarak söylüyorum. Evet. Şimdi bir jübile nedir? Nasıl kurgulanıyor? Program akışı diyoruz ya bugün. Nasıl bir program akışı var jübilede? Çünkü bazı jübileler neredeyse böyle sabahın ilk saatlerine kadar falan sürüyor. Evet. Jübile, Ahmet Bey, İbranice'den Türkçe'ye geçmiş bir kelime. 50 yılını dolduran yazarlara veya sanatçılara yapılan büyük törenler anlamını daha sonraki yıllarda kazanıyor. İbranice'de jübile mukaddes bir yılı ifade eden, yılı ilan için keçi boynuzundan yapılan bir boru
anlamına geliyormuş. Bunu Alaaddin Gövsa yazıyor. Bu kelime daha sonra İbranice'de bu mukaddes yıl içerisinde yapılan borçların feshini, esirlerin serbest bırakılmasını ifade eden zaman aşımına benziyor biraz. Evet, özel bir yıl. Yani jübile ilan edilince borçlar feshediliyor, esirler serbest bırakılıyor. Bir nevi bir barış tahkim ediliyor toplumda. Frenkçe'de daha sonra bu kelime büyük isimlere meslek hayatlarının 50. yılında özel gündemle toplanarak onları yaşarken bir değer verdiğini hissettirmek için yapılan toplantılar haline geliyor. Bizde ise Cumhuriyet'in ilk başlarında bir kargaşaya yol açıyor bu kelime. Çünkü ihtifal ile jübile arasında bir gelgitler. Şimdi yaşayanlara mı yapacağız yoksa vefat etmiş olanlara mı jübile diyeceğiz? Kaldı ki bazı vefat etmiş büyük sanatkarlarımıza yapılan toplantıları da jübile deniliyor başlarda. Daha sonra kavram yerine oturuyor ama sizin programın başında söylediğiniz gibi bazı büyük yazarlarımız bu isme ısınamıyorlar. Onlardan birisi Halis Ziya Uşaklıgil. Kendi jübilesinde teşekkür için davet edildiğinde bu kelimenin aslında hiç de uygun olmadığını çok nefis bir üslupla anlatır. Uzun uzun bu jübilenin Türkçe'ye uymadığını, başka bir isim bulmamız gerektiğini anlatır. Başlarda ilk başta söylediğim gibi jübile öncelikle Halis Ziya Uşaklıgil'le başlıyor. Bir trafik kazası geçiriyor Halis Ziya Uşaklıgil 1937'nin Mart'ında. Bunu haber alan İstanbul Eminönü Halk Evi Başkanı Agah Sırrı Levent bir heyetle kendisini ziyarete gidiyorlar geçmiş olsuna. Arkasından da o görüşmede aklına geliyor ki Halis Ziya Uşaklıgil'in 55. sanat yılı bu yıl. Onun geçirdiği kazayla da bağlantı olarak bir vefa hissiyle kendisine böyle bir toplantı yapmak istediğini açıklıyor hemen. Yani gayri ihtiyari yapılıyor. Öyle planlı, programlı değil. Konuşurken gelişiyor. Konuşurken gelişiyor. İstanbul Halk Evi'nde yapılan bu jübile törenine devrin bütün büyük sanatkarları Peyami Safa'dan tutunuz Hüseyin Rahmi Gürpınar'a kadar herkes davetli geliyor ve o davetiyeler numaralı davetiyeler. Ücretli mi? Ücretsiz. Çünkü bazı jübileler ücretli. Evet. Numaralı gönderilen davetiye sahiplerini şeref lobisine alıyorlar. Öğrencilerden gelenleri arkalara alıyorlar ve sırasıyla diyelim ki devrin Milli Eğitim Bakanı konuşuyor. Kültür Valisi konuşuyor. Kültür Bakanı konuşuyor. İstanbul Valisi konuşuyor. Arkasından İstanbul Üniversitesi Rektörü konuşuyor. Kaldı ki o dönemde İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Eminönü Halk Evi neredeyse bir kültür merkezi gibi çalışıyor. Halk Evi nerede? Eminönü'nde. Yerini tam bilemiyorum ama kitapta da bir fotoğrafını kullanmıştım. Bu iki kurum bizim bütün büyük sanatkarlarımıza bu büyük jübileleri yapıyorlar. Bu konuşmalar genellikle jübilesi yapılan sanatçıyı övgüden ziyade bir objektif bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Konuşmalar var yani. Konuşmalar. Jübileden. Evet. Ve çok enteresan, sıra dışı konuşmalar. Sanki daha önceden yazılmış metinler gibi ama irticalen konuşuyorlar. O dönemin valisi, o dönemin rektörü, Kültür Bakanı, Milli Eğitim Bakanı çok mesela Halis Ziya Uşaklıgil ile konuştukları metinlere baktığınız zaman bunlar tabii Osmanlı İmparatorluk bakiyesi adamlar olduğu için çok kültürlü adamlar. Söyledikleri her söz dikkate değer sözler. Arkasından da bu konuşmalar bittikten hemen sonra toplantının gündemi olan jübilesi yapılan kişiye teşekkür konuşması için kürsüye davet ediliyor. O da bu Halis Ziya alıyor bazen. Bazen Tarık Uğur, bazen Yahya Kemal.
bu toplantıyı neden yaptıklarını ve kendisinin ne hissettiğine dair bazen kısa bazen uzun bir konuşma yapıyor. Daha sonra da devrin geleneklerine bağlı olarak klasik Türk müziği veya klasik Batı müziği konseri veriliyor. En son da mı oluyor? En son. Yani Halit Ziya'nınkini hatırlıyorum ben sizin anlatımınızdan. Epeyce herhalde sabaha kadar sabaha kadar. Halit Ziya da yani rahmetli de yaşlı tabii o tarihte herhalde bir yandan da o kazadan kaynaklanan rahatsızlıkları da var. Sabaha kadar sabretmiş yani. Fakat başka bir jübilede programda daha renkli bazı unsurlar vardı. Mesela tiyatro, Aziz Nesin'in bir oyununun sahnelendiğini hatırlıyorum. Orhan Kemal'in jübilesi miydi o? Evet, Orhan Kemal. Orada akış biraz değişmiş yani. Evet. Biraz daha renklenmiş sanki. Evet. Bazen o sanatkarın sergisi ekleniyor. Bazen bir tiyatro oyunu ekleniyor. Bu Orhan Kemal'in jübilesinde tabii o hapishaneden çıktıktan sonra yapıldığı için. Hapishaneden çıktıktan sonra mı? Çıktıktan sonra. O, kendisi katılabiliyor mu jübileye? İçerideyken. İçerideyken yapılıyor. Arkadaşları organize ediyor. 30. Evet. Mesela onun da 30. yılına yapılıyor. Aslında bizim bu jübile geleneğimizin başlangıcında da bazı yanlışlıklar vardı. Devam edenler arasında da o yani 50 yıl meselesini henüz anlayabilmiş değiller o dönemde. Sadece o dönemde yapılan bütün jübileler bir vefa hissiyle yapılmak isteniyor. Bana göre de Ahmet Bey aslında biz biliyorsunuz büyük bir sanatkar vefat edince onun hakkında bir anma toplantıları yapıyoruz. Bu elbette bizim vefamızdan kaynaklanıyor, yapmalıyız da ama bana göre asıl büyük vefasızlık yaşayan büyük bir değere yaşadığı zamanlarda gözünün içine bakarak siz değerlisiniz, verdiğiniz, ürettiğiniz eserler dolayısıyla kıymetli bir kimsesiniz diyememek büyük bir vefasızlıktır. Çünkü öldükten sonra o sizin hissettiklerinizi duymayacak. Çünkü ömrünü yazarak tüketmiş bir sanatkarın notalarıyla müziğe hayat vermiş bir müzisyenin, bir ressamın, bir yazarın gözünün içine bakıp böyle bir toplantı yapmak ve devrin en kalburüstü isimlerinin gelerek siz değerli bir sanatkarsınız diyerek ona saygıyla tazim etmesi bence büyük bir vefadır. Evet. Bugünlerde bu geleneğin yeniden hatırlanması gerekiyor. Çünkü biz büyük isimler yetiştiriyoruz ama onları kaybettikten sonra değerlerini anladığımızı zannediyoruz. Evet. Halbuki vefat ettikten sonra da elbette değerlidir. Ama yaşarken özellikle meslek hayatlarının 50. yılını dolduran büyük isimlere böyle büyük törenler ama içi dolu törenler evet. yapmamız ve onları saygıyla selamlamamız lazım. Çok doğru. Şöyle zannediliyor gibi benim yani sezdiğim, anladığım kadarıyla bu ismin zaten anılmaya ihtiyacı yok. Yani bu adam zaten kendi değerinin farkında, evet. sevildiğini biliyor. Dolayısıyla zaten hani böyle bir taltife, fazladan bir taltife ihtiyacı yok zannediliyor. Ama mesela Yahya Kemal ilginçtir. Yani bu jübile için davet edildiği zaman Yahya Kemal şaşırıyor. Yani ya diyor salonda olmazsa ya insanlar benim jübileme ilgi göstermezse yani sevildiğinden emin değil. Çünkü evet. biraz da münzevi bir hayat yaşıyor. Ne kadar okunuyor, ne kadar seviliyor, salonda olacak mı, gençler gelecek mi, okurlar çok değişti, yeni bir nesil, yeni hatta iki nesil geldi onun yazmaya başladığı tarihten itibaren. Mesela Yahya Kemal sevildiğinden emin değil. Yani buradan bile hareketle onu görebiliriz aslında. Evet. Yani bu isimlerin de tatif edilmeye, sizin dediğiniz gibi sen değerlisin tespitini duymaya ihtiyaçlar olduğunu Yahya Kemal'den anlıyoruz zaten. Kesinlikle. Onu da ikna eden biliyorsunuz Türk Ocağı Reisi Hamdullah Supi Bey ikna evet, ediyor. Evet. Tam tersine sizin gelmeniz gerekir. O salon dolacak ve sizi o salon selamlayacak diyor. Mesela başka bir ilginç bir şey söyleyeyim size.
bu teşekkür için konuşma yapmaya başladıkları zaman ne kadar büyük, ne kadar şöhretli yazar ve ne kadar profesyonel insanlar olsalar bile o kürsüye çıktıktan sonra böyle bir trajik bir sahne yaşıyorlar. Mesela Halis Ziya Uşaklıgil uzun ve nefis bir konuşması var ama çok romantik bir konuşma. Tarık Buğra mesela kürsüye çıktığında 2 dakika konuşamıyor. Yani o dönemin gazetelerinde bu yazıyor. 2 dakika konuşamıyor. Yani uzun bir suskunluk dönemi. Herkes kendisine bakıyor. Ve diyor ki bana Türkçeyi en iyi kullanan ve yazan bir yazar olduğumu söylüyorlar. Ben ilk defa mutluluk kelimesinin anlamını burada öğrendim. Mutlu oldum, teşekkür ederim diyor. Bu Türkçe'ye sayısız makaleler yazmış, romanlar yazmış bir yazarın içinde bulunduğu haleti, ruhiyeyi gösteriyor. Yani değer verildiğini hissettirdiği için mutluluğun anlamını ilk defa orada kavradığını söylüyor. Yahya Kemal de o toplantıda kendisine karşı gösterilen bu sevginin, bu saygıdan dolayı çok şaşırdığını ve hayatının en özel bir günü olduğunu söylüyor. Düşünün ki bu Türkiye'nin en büyük şairlerinden biri. İstanbul çevresinde takdir görüyor, devrin yönetimi tarafından takdir ediliyor. Ama bir topluluk huzuruna çıktığı zaman ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım diyor. Mesela bu jübilelerde en ilginç olanı da Necip Fazıl Kısakürek'in 1975'te yapılan bir törendi. Orada iki isim var aslında. Jübileyi sunacak olan iki kişi, iki genç arıyor Necip Fazıl. Birisi kendisini çok aşırı derece met ediyor. Onu kovuyor adeta. Bu nedir diyor yani filan. Sonra diğer genç geliyor. O da Kaldırımlar şairinin birkaç şiirini okuyor tok sesiyle. Okuyunca diyor ki bu genç kim? Recep Tayyip Erdoğan diyorlar ona. Sonra aralarında bir konuşma geçiyor. Diyor ki bu genç sunsun benim jübileyi. Ve orada Cumhurbaşkanımız Necip Fazıl'ın 1975 yılında yapılan 50. yıl jübilesini takdim ediyor, sunuyor. Ve Zindandan Mehmet'e şiirini ilk defa o toplantıda okuyor. Çok ilginç. Kaderin ilginç bir hususudur bu. Yıllar sonra, belki 25-30 yıl sonra o şiiri başka bir atmosferde okuyacak ve Türkiye'nin kaderini değiştirecekti. Necip Fazıl orada teşekkür konuşması için çıktığında şöyle diyor. Mahcubum bu toplantı için. Ben ilk defa iltifata layık olduğum için çok memnunum. Ya bunu Necip Fazıl nasıl söyler değil mi? Necip Fazıl iltifata ihtiyaç duyabilir mi yani? Çok evet. İlginç geliyor bize ama aslında işte insani bir şey bu. Evet. İnsani bir taleple karşı karşıyayız. Ve bu mahcubiyetimi de size ifade etmekte yetersiz görüyorum kendimi. O konuşma metnine baktığınız zaman bu insanın Necip Fazıl olduğundan ve bunu söyleyenin o büyük şair olduğundan bir an şüphe bile duyabilirsiniz. Evet. Ama şöyle bir çelişki yok mu Selçuk Bey? Şimdi jübile mesela spor söz konusu olduğu zaman zaten bedenin profesyonel anlamda spora devam edebilmesi için belli bir limiti var, belli bir sınırı var, belli bir yaşı var. Onu anlayabiliyorsunuz. Yani tiyatro o da bedenle orada bulunmayı gerektiren bir sanat. Onu da anlıyorsunuz ama yani yazı öyle değil. Ölünceye kadar yazarlar üretmeyi sürdürüyorlar. Burada bir böyle ikircikli bir durum var. Yazarlar bundan rahatsız olmamışlar mı? Yani jübile 50. yıl jübilesi ama belki ben daha 10 yıl daha yazmayı sürdüreceğim. Yani jübileyi biraz hakaret gibi gören de olmamış mı hiç? Onu Alaaddin Gövsa
İbnül Emin Mahmut Kemal'in jübilesinden hemen önce yazıyor. Diyor ki ne yani şimdi İbnül Emin bu jübileden sonra mürekkebini dondurup bir daha yazmayacak. Yazmaktan emekli mi oldu? Böyle bir kepazelik olabilir mi? Diyor. Tabii bizdeki edebiyattaki karşılığı jübilenin son gün değil aslında. Yani emekli olmuyor orada. Tam tersine 50. sanat yıl dönümünde bu toplantıyla aslında otorite bir isim olduğunu, toplumun geniş kesimlerince ve seçkin isimler tarafından saygıyla tazim edildiğini ve gözün içine bakarak siz büyük adamsınız ve bu memlekete çok büyük hizmetleriniz oldu diyerek bir aslında taltif, bir iltifat günü o gün. Yoksa o günden sonra kalemini bir kenara bırakıp haydi ben emekli oldum anlamına gelmiyor. Kavram daha sonra özellikle futbol terimi olarak kazanınca bildiğiniz gibi futbolda jübile meslekten son günü ve bundan sonra artık bu mesleği yapmayacağım anlamına geliyor. Ama edebiyat ve sanatta tam tersine az önce de söylemiştim. Mesela Hasan Ali Yücel, Hakkı Tarık Us'un yaptığı o 1942'de yaptığı büyük jübile töreninde öyle nefis bir konuşması var ki devrin en Milli Eğitim Bakanı bütün 60 sanatçıya karşı inanılmaz bir konuşmasıyla onları takdir ediyor ve kendilerinin ne kadar değerli insanlar olduklarını orada söylüyor ve tek tek ellerini öpüyor o büyük isimlerin. Yani şimdi siz kendinizi onların yerine bir koyduğunuz zaman bu bence olağanüstü bir davranış. Evet. Bir de şey var mesela Orhan Kemal'de olduğu gibi belki bunun yanına başka isimler de eklenebilir işte. Tarık Buğra eklenebilir. Belki başka isimler de eklenebilir. Genellikle geçinmek için yazmak zorunda kalmışlar. Hatta Orhan Kemal mesela yazdığı senaryolara karşı çok küçük paralar almış. Romanlarını çok düşük teliflerle yazmış. Sürekli onun hakkındaki anlatılar sürekli işte yayıncının ofisinde, gazetenin kapısında falanca yerde işte alacağını tahsil etmeye çalışan böyle çilekeş bir adam. Ama aynı zamanda onun içinde bir şey düzenleniyor, jübile düzenleniyor. Yani burada da başka bir çelişki ortaya çıkıyor sanki. Evet. Yani bir yandan takdir, hayatı boyunca o takdiri beklemiş, maddi olarak bunun karşılığını alamamış birisi. Halis Ziya'nın May ve Siyah için söylediği bana bir ceket alamamıştır bu kitap telifi diyor. Yani hayattayken bu maddi karşılığını alamamış olması ama 50 yılın sonunda tatif edilmesi ve sahneye çıkartılması bir jübileyle işte yani karşılanması, uğurlanması, anılması. Burada da başka bir sorun var yani. Evet. Yani bu daha önceden yapılması gerekenlerin aslında yapılmadığını da gösteren bir sorun var yani burada. Bu bizim aslında en büyük çelişkimiz. Yani bir tarafıyla takdir ediyoruz ama öteki tarafıyla ihmal ediyoruz. Ama bizim bütün büyük yazarlarımızın hep aynı eziyeti, aynı çileyi çektikleri fikri sabit bir durum. Evet. Fakat insan ne kadar maddi bakımdan beslenemese de manevi bakımdan o takdiri, o tenkiti görmek ve hissetmek istiyor. Hani biz eski büyük şairlerimizden marifet iltifata tabidir evet. ifadesiyle ortaya çıkan durum aslında biraz da takdir edilmek isteniyor pek çok büyük sanatkar. Bunu anladığı an, onu gördüğü zaman da büyük eserler yazmaya koyuyorlar. Mesela bizim Ragıp Paşa'nın da ben bir beytini almıştım. Belki de bu kitabın çıkış noktası da odur yani. Kesbi hüner alemde değildir hüner ancak ehli hünerin kadrini bilmek de hünerdir. Yani bu insanlar gerçekten sıra dışı insanlar. Bir eser yazmak, bir eser bestelemek, bir şarkı yazmak, bir sinema eseri üretmek çok orijinal bir durum. Ve bunlar çıkarken de hep bir sancıyla
ortaya çıkıyor. Yani normal bir insan Kaldırımlar şiirini yazamaz. Sakarya türküsünü bir kimse yazamaz. Bunlar hep gönüllerinde ve kalplerinde, beyinlerinde fırtınalı bir hayat yaşıyorlar. Bu fırtınayı da dindirmek için eser üretiyorlar. Ürettikleri eserler de bizim ruhumuzu, fikrimizi besliyor. Bu büyük isimlere yaşarken de elbette anmalıyız, hatırlamalıyız. Ama asıl olan gözün içine bakarak onu takdir etmek. Yaşı kaç olursa olsun, konumu, otoritesi, bulunduğu yer ne olursa olsun, o hissi her zaman taşırlar ve beklerler bizden. Beklerler. Şimdi bu sürgün, intihal ve intihar kitabınızda kainatça tanınmış bir kral ve kraliçe, çok ilginç bir bölüm var. Vaktimiz de hızla ilerledi ama bu dünya şiir kralımız Florinal Nazım. Onu kral yapan da zaten Peyami Safa. Evet. Keriman Halis, sonradan Ece soy ismini alıyor, Atatürk'ün verdiği bir soy ismi o. Şimdi burada biraz önce Peyami Safa'nın adı geçti. Güzellik yarışmasında jüride bulunduğuna dair. Evet. Sadece o varmış gibi algılanmasın diye ben diğer isimleri de okumak istiyorum kitabınızdan. Sayfa 146'da. Mesela Abdülhak Hamit jüride. Eşi de var, Lüsyen Hanım. Lüsyen. Halit Ziya var mesela. Evet, o da var. Çok ilginç. Cenab-ı Şahabettin yine ilginç bence bir isim. Ahmet Haşim'in olması ilginç geldi bana. Hadi Ahmet Haşim daha sonra ve çok övücü bir yazı da yazıyor Keriman Halis hakkında. Hatta Keriman Halis şiirleri yazılıyor. Şiirleri yazılıyor. Peyami Safa Keriman Halis halkımızı şair yaptı falan diyor. Ahmet Haşim var mesela. Peyami Safa var. Sonra işte ressam Çallı İbrahimler, başka ressamlar vesaire var ama hani burada yani biraz da yaşını başında almış, tecrübeli, deneyimli, eski zaman, aslında eski çağdan, dönemden kalma isimler. Abdülhak Hamitler, Ahmet Haşimler, Cenab-ı Şahabettinler, eski dönemin isimleri bunlar. Bunların bu jüride bulunmasının sebebi yine herhalde biraz önce konuştuğumuz gazetelerdeki ağırlıkları sebebiyle olsa gerek. Değil mi? O yüzdendir herhalde. Yoksa edebiyatçının hani gelsin de Keriman Halis'e hakkında bir şey yazsın. Yani bunun için değildir herhalde. Tabii. Kültür adamı olarak, bir estet olarak bir karşılığı var. Aynen, evet. Toplumda o yüzden herhalde. Yani kimseye adılgamıyor herhalde. Yok. Sabahın ne işi var burada? Kesinlikle. Öyle bir mesela bugünlerde böyle bir şey olsa taşa tutarlar. Evet. Ama o dönemde aranılan ve otorite isimler olduğu için onların bir yerde olması o oldukları yere büyük bir itibar kazandırıyor. Yani Abdülhak Hamit bu yarışmaya katıldığı yıllarda 75'ini devirmiş bir şairdi. Peyami Safa. Peyami Safa zaten çok sıra dışı bir adam. Her yerde var. Her yerde. Belki bütün sanat olayları. Bir bakıyorsunuz bir resim sergisinde, bir bakıyorsunuz bir tiyatro piyesinde, bir bakıyorsunuz polemiğin içerisinde. Yani bu isimler Osmanlı bakiyesi isimler olduğu için, o kültürü de kendileriyle birlikte yaşattıkları için bize bugün ters gelen aslında çok normal bir hayat akışıydı onlar için. Mesela Keriman Halis Ece için Taksim'de düzenlenen İsviçre'den döndükten sonra onu halka takdim etme görevini Peyami Safa üstleniyor. Evet, elinden tutup, fotoğraf var burada, elinden tutup takdim ediyor. Evet ve çok iki dirhem bir çekirdek giyinerek çok şık bir biçimde çıkıp takdim ediyor, konuşuyor orada. Bu Peyami Safa sayısız romana imza atmış, sayısız yazıyı kaleme almış. Fikir yazılarından siyaset yazılarına kadar olan bir kimse. İlk bakışta nasıl olur diyoruz ama o dönem için asla yadırgayan bir durum değil. Tam tersine aslında onlar da kendilerini bir rahatlama imkanı buluyorlar bu tarz yerlerde. Çok teşekkür ederiz. Vakit bitti Selçuk Bey. Ellerinize sağlık. Ben çok zevkle okudum kitapla. Sırada başka bir çalışma var mı? Gerçi jübile bu sene çıktı. Evet. Bu sene. Riken sırada olan, tezgahta olan bir çalışmanız var mı? Yine edebiyatımızın siyasetle imtihanının ikinci cildini yayınlayacağım. Bir sene sonra inşallah. Orada da Menderes hükümeti zamanında bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış.
Ama daha sonra rahmetli Adnan Menderes'in aleyhine dönmüş şair ve yazarların hikayelerini yazıyorum. Allah kısmet ederse de bir sene sonra takip ediyor olacağız inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler sağ olun. Edebiyat Söyleşilerinin bu bölümünün sonuna geldik. Yeni bölümlerde yeni konu ve konuklar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.